İyi akşamlar arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 30 Mart Salı günü akşam 10.30 sularındayız. Altın kısa vadeli analizimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada dünkü söylediğimiz noktaların üzerinden tabii ki gideceğiz her zaman olduğu gibi. Altın gram daha hızlı gidecek ama ons altın izin vermeyecek mi diye sizlere burada videomuzda bahsetmiştik başlık kısmında ve özet kısmında da şunları yazmıştık. Ons altında düşüş trendine devam ediyoruz. Sarı ortalamadan çok ciddi bir direnç oldu. 1734 geçilemedi. 1721 altında kaldıkça da düşüş trendinin devam edeceğini bahsetmiştik. Burada desteklerin 1705, 1700 dolar psikolojik seviyesinin ve 1693'lerin sonrasında altında 1670'lerin olduğundan bahsetmiştik. Gram altında yükseliş trendi devam ediyor. Ancak yarın 458 görülürse oradan kar satışlar olabilir mi diye şöyle bir soru işareti bırakmıştık. Göstergeler yarın tepe yapabilir demiştik gram altın tarafında. 447 üzerinde kaldıkça da yükseliş trendimiz devam eder diye buraya yazmıştık. Özet kısmında böyle özetlemiştik dünkü hareketi. Şimdi bugün yine Twitter sayfamızdan dünkü yazdığımız akşam saatlerinde 23 saat önce hatta tam bu saatlerde dün bir grafik paylaşmıştım Twitter sayfamıza analizden sonra. Ons grafiğinde şöyle bir resim çizmiştik. Burada da bu grafikte bir senaryo oluşturduğumuzda burada 1685'lerin gelme ihtimalinden bahsetmiştik. Bu noktaların da altına sarkarsak daha orta ve uzun vadede 1580'lerin de karşımıza çıkma ihtimali olduğundan bahsetmiştik. Tabii ki böyle çatır çatır bir anda gelecek diye bir şey yok ama burada 1685'ler daha şimdiden arkadaşlar görüldü. Bugün gördüğümüz en düşük seviye 1678'ler ve şu an 1670 desteğine doğru devam ediyoruz. Şu anki hareket halen zayıf hareketi koruyor. Günlük bazda da grafiği açtığımızda görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bizim 1739'larda bir düşüş sinyali oluşmuştu. Ve bunu da yine ons sinyal tablomuzda, ons altın sinyal tablomuzda işlemiştik 1739'dan. Ve 1755'lerden nereye geldik? 1678'lere ve halen de düşüş trendinin devam ettiğini sizlere söyleyebilirim. Ve bu sinyal halen geçerliliğini koruyor. Yatırım tavsiyesi olmadan tabii ki eğitim amaçlı yaptığımız bir olay. Peki burada da harekete baktığımızda indikatörlerle beraber değerlendirdiğimizde halen bir miktar düşecek yerimizin olduğunu gözlemliyorum. Bu noktada da 1670'ler karşımıza çıkabilir. Yine dünkü yaptığımız gibi burada fibolara bakarsak karşımıza 1677 çıkıyor arkadaşlar. 1670, 77 çok önemli değil. Daha uzak tarafta ne var ona bir bakmak istiyorum. 1656 var. Eğer sert düşüş meydana gelirse yine başka bir açıdan da bakarsak burada karşımıza çıkan noktalardan bir tanesi 1684. Şu an oralarda tutunmaya çalışıyoruz. Onun altında da 1668'lerin olduğunu söyleyebiliriz. Bu 1668'i hatırlarsınız daha öncesinde gelmesini bekliyorduk 1668'i. Şu noktada test etmeye çalışacaktık ama 1670'lerden dönmüş yani yaklaşık 2-3 dolarlık bir farkla birazcık daha üstten dönmüştük. Pardon arkadaşlar 10 dolarlık bir farkla yani çok önemli değil. 8 dolarlık bir farkla bu noktadan temas etmedik. Şimdi yeniden o noktayı test etme imkanımızın olduğunu düşünüyorum. Ve düşüş trendi de devam eder. Peki düşüş trendimizin devam etmesi için koşul ne? 1710'lar civarında bir ben direnç görüyorum. 1710'ların altında kaldıkça da bu düşüş hareketinin devam etmesini beklerim diye düşünüyorum. Şöyle bir baktığımda 1711 diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki direnç bölgesine şöyle yine birazcık daha hassas bakacağım. Evet 1711-1712 geçerliliğini koruyor. Bu noktanın altında kaldıkça da düşüş hareketinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Hareketinde zayıf olduğunu burada aktarabiliriz arkadaşlar. Peki gram tarafına geçelim. Gram tarafına baktığımızda bugün gördüğümüz en yüksek seviye arkadaşlar 460 TL'ler. 458'lerin burada direnç oluşturabileceğini sonra da 463'lerin olabileceğinden bahsetmiştik. İndikatörler arkadaşlar burada gerçekten tepe yapmış gözüküyor. Hatta bazı göstergeler aşağı doğru gelmekte olduğunu bazı şeylerin gösterdiği için burada dikkatli olmak gerekiyor. Ancak
Şu koşulumuz var. 450 TL üzerinde kaldıkça şu yükseliş trendi devam eder. Ama 450 TL'nin altında kapanışlar bizi düşüş tarafına sokabilir diye sizlere aktarmak istiyorum. Dün de söylediğimiz gibi göstergeler yarın tepe yapabilir. Yapabilir. 458 görülürse kar satışları olabilir demiştik. 458'lerden kar satışları geldi ve 450'lere kadar geldik yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 447'lere kadar geldik arkadaşlar. Bakın dikkat edin. 447 üzerinde kaldıkça devam eder demiştik. Tam o noktadan saat öğlen 3 sularından tekrardan geri döndü 453'lere ve şu an oralarda geziniyoruz. 1 saatlik grafiğe de bu şekilde bakabiliriz. Dediğimiz gibi 450 TL'nin üzerinde kaldıkça çok büyük bir sorun yok ama 450'lerin altında kalmaya başlarsa yarın ve ondan sonraki gün artık burada yavaş yavaş düzeltme hareketlerini veya düşüş hareketlerini başlayabiliriz. Düşüş hareketlerinde destekler neler olabilir diye baktığımızda da 446 var arkadaşlar. Bir diğerinde ise burada çok anlamlı olmayabilir. Ama yine baktığımızda 450, 446, 441 bölgelerini yazabiliriz. Peki özetimizi yapalım arkadaşlar. Çok fazla uzatacak bir şey yok gibi gözüküyor. 5 saatlik grafiğe de baktık. Orada da zayıf hareketin olduğunu söyleyebilirim. Hatta 5 saatlik bazda size şunu söyleyebilirim. 455 bölgesinden düşüş tarafına geçmiş gözüküyor. 454'lerin altında kaldıkça da 5 saatlik grafikte düşüş trendi devam eder gözüküyor. Ancak günlük bazda henüz düşüş trendi başlamadı. Ancak 1-2 gün içerisinde başlama ihtimali var. Buna dikkat edin. 450'ler kritik noktamız. Bakın haftalık bazda da 450-451 bölgesinin kritik olduğunu görüyorum. Burada düzeltme hareketlerinde 440'lar gelme ihtimalini sizlere aktarabiliriz. Ani hareketlerde dikkatli olmanızda fayda var. Peki, özetimizi yapalım artık. Uzatmaya gerek yok. Bir de gram sinyal tablosunu gösterelim. En son 417 veya etik olması açısından 428'lerden yükseliş sinyali oluştu demiştik. Sonrasında da 460'lara kadar geldik. Şu an 452'lerde geziniyoruz. Tekrardan analiz sayfasına döndüm ve altın için özetimizi yapabiliriz. Ons altında düşüş hareketi hızlandı. 1710 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Koşulumuz bu. Destek ne? 1684 eğer altında veya üzerinde kapatırsak 1678, 1670, 1668 ve sonrasında da 1658 yazabiliriz. Direnç ne? Direnç tabii ki 1694 var. 1700 psikolojik seviyesi 1705 ve 1710'ları yazabiliriz arkadaşlar. Gram altında yükseliş trendi devam ediyor. 458 hedefi geldi. Ve bu noktadan beklenen kar satışı geldi. Ancak 450 üzerinde kalmamız halen yükseliş trendini devam ettiriyor. Evet, 450 önemli dedik arkadaşlar kısacası. Destek 450 tabii ki. 446, 441. Direnç noktasında ise 458. 456'yı da yazsak mı acaba? Ona bakıyorum da arkadaşlar. Şöyle bakalım. Yazmaya gerek yok. 455 yazalım isterseniz. Tabii onu önce yazmamız lazım. 463, 467 de orta vadeli hedefimizde hatırlarsınız. Oraya bir yıldız koyuyorum. Bu şekilde de özetimizi yapmış olduk. Ve videomuzu burada tamamlıyoruz. Arkadaşlar sizden ricam. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. İsterseniz de abone olabilirsiniz. Teknik analiz eğitimimizin tanıtım videosu var biliyorsunuz kanalımızda. Ve tanıtım fiyatımızın da yarın 31 Mart itibariyle son günü olduğu için bunu hatırlatmak istedim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.